Bugünkü mutlak tecidin, buradaki okusuzluğun, keyfiliğin, hukuksal güvenceden yoksulluğun temellerinin atıldığı tarihtir 27 Temmuz 2011. Çünkü hukuksuzluğun başlangıcıdır aslında mutlak tecid. Daha da yani hukuksuzluk tabii ki çok komployla başlayıp getirebiliriz de. Fakat bugünkü mutlak tecid bağlamında, haber alma bağlamında esas almamız gereken tarih 27 Temmuz 2011'dir. Neden 27 Temmuz 2011? Çünkü hukuksuzluğun yani avukatlarla görüşmelerinin engellenmeye başlandı tarihtir. Yani tüm hukuk sistemlerinde yargının meşruiyeti, diyalektiğinin bir ayağıdır savunma, avukatla görüşme hakkı. Eğer bir yerde avukatla görüştürme hakkı tanınmıyorsa orada verilen hiçbir kararın meşruiyeti yoktur. Yani hukuki yasal meşruiyeti yoktur. Avukatsız yürütülen hiçbir işlemin meşruiyeti yok. Çünkü avukat bir kararın meşruiyetinin diyalektik iki ayağıdır. Antitez sentezin diyalektik ayağıdır. Savunmanın ayağından yoksun bırakılan her tür işlem hukuk dışıdır, gayri hukukidir, meşru değildir yani. Bu dünya hukuk sisteminin temel ilkesidir yani. 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatla görüştürme yapılmaması Türkiye özgü bir garabettir. Başka bir örneği yoktur yani. Yani biz Cenevre Sözleşmesi'nde bile avukata erişim engellenmemiştir. Yani avukata erişim hakkı engellenemez. Mutlak bir haktır yani. Olağanüstü hallerde, savaş hallerinde bile engellenemeyen bir haktır. Mandela örneğinde engellenmemiştir. Guantanamo'da bile engellenmemiştir. Bu Türkiye özgü bir garabettir, şeydir. Burada avukatla görüşmenin engellenmesi 20 Temmuz 2011'den bu yana bunun politik bir karar olduğunu, hukuk ve yasalar dahil olmayan politik bir karar olduğunu SPİT 2013 raporuna bakarsanız tespit edilmiş yani. Hatta paragraf 18 yani paragrafını da söyleyeyim. SPİT 2013 raporu paragraf 18'de avukat görüşmelerini yaptırılmamasının uluslararası ve ulusal hukukta bir dayanağının olmadığını, bunun tamamen politik bir karar olduğunu tespit etmiş yani. Gerçekten o dönemde biz Kandıra cezaevindeydik Öcalan avukatlar olarak, çünkü 27 Temmuz 2011 kararından sonra 22 Kasım'da Öcalan tüm avukatları, o süreçte kendisiyle görüşen tüm avukatları gözaltına almıştı. Kandıra'da biz tutuluyorduk. O dönem basına yansımıştı. Bir gazeteci soruyor Erdoğan'a, diyor ki yani Öcalan'ın avukatları görüştürmesini niye yapmıyorsunuz diye, avukatla görüştürülmesi niye gerçekleşmedi diye soruyor Erdoğan'a. Erdoğan hiç unutmuyorum, böyle eliyle böyle yaptı. Avukatlar bir kenarda kalsın. Yani bu da SPİT'in tespitini doğruluyordu. Politik bir karar veya bu politik karar 13 yıldır kesintisiz sürüyor. Kuşkuların başına o geldi. Peki avukatlar niye görüştürülmüyor? Heyet görüştürmeleri yapıyor da avukatlar niye görüşmüyor? Sayın Öcalan da o zaman ısrarla avukatlarımı istiyorum demişti. Yani öyle bir talebi de vardı. O süreçte de avukatlar görüştürülmediler. Yani şu, biz onu şöyle yormuş, şu şekilde bu sistem Sayın Öcalan'ın hep tek kanala mahkum etti yani. Yani bir dönem tek kanalı radyo, tek kanal avukatlar üzerinde, mesela başka görüşme talebi. Şimdi mesela avukatları devre dışı bırakıldı, bu sefer tek kanal tercih etti. Hep tek kanallı bir şeye mahkum etti Sayın Öcalan'ı. Çeşitli kaynaklardan bilgi edinmesini ve çeşitli çevrelerle görüşmesini hep engelledi yani. Tek boyutlu, bir tek kanalı bir şeye mahkum etti. Bu 25 yıllık, 99-25 yıllık İmralı süreci hep böyle tek kanalı gitti. İstisnai tek 2019 yılında 5 avukat görüşmesi, yani 13 yılda 5 avukat görüşmesi, ki o 5 avukat görüşmesini biz istisnai görüşme olarak değerlendirdik. Çünkü o 5 avukat görüşmesinin yaptırılması aşk grevlerinin etkisiyle gerçekleşen bir görüşmeydi yani. O da 5 ay sürdü zaten. Ondan sonra yine aynı şey devam ettirildi. Yani aynı karar, aynı politik karar hiç aksatılmadan devam ettirildi. Çeşitli gerekçelerle bugüne kadar getirildi. Yani. Devam eden çözümsüzlükte ısrar siyasetinin bir devamıydı. Çünkü Sayın Öcalan son avukat görüşmesinde, 7 Ağustos son avukat 2019 tarihli son avukat görüşmesinde hazırım dedi yani. Bir haftada çözmeye hazırım. Çünkü neden? Çünkü gerçekten hazırlıklı. Yani bu bir propagandif bir şey değildi. Arkadaşlar takip etmişlerse, insanlar takip etmişlerse çözüm süreçlerini Sayın Öcalan'ın 2013-15 sürecinde 10 komisyon kurmuştu. Ekoloji komisyonundan, kadın özgürlüğü, ekonomiden, misak, milliden, birden hukuk komisyonuna kadar, bir dizi anayasa komisyonuna kadar yol temizliği, bir dizi 10 adet komisyon kurmuştu. O geçen süreçte Sayın Öcalan
bu 10 başlık altındaki çözümü netleştirdiği bir süreç olarak değerlendirdiği anlaşılıyordu yani Euro'yu. O açıdan hazır yani. Evet. Bir haftada çözüm derken parametreler hazır yani, netti yani. Kadın sorunları, ekonomi, anayasa, ekolojiye kadar bir dizi yaşadığımız tüm toplumsal sorunlara aslında bugün hiç dillendirilmeyen, hep göz ardı edilen, hep sahte gündemlerle götürülen bir süreci yaşıyoruz ya, aslında tekrar toplumsal soruların çözüm ekseni bir gündeme dönüş demektir. Bu da mevcut iktidarın içine gelmiyor. Bu mevcut meseleleri algı operasyonlarla götürüp psikolojik savaş yürütme hükümetinin içine gelmiyor. Bu şekilde götürüyor çünkü işi. Toplumsal sorunları gündeme getirdikleri yok. Toplumsal sorunların çözümünün konusunda kadar hazır olduğunu ifade etmek istemişti aslında o görüşmede. Ve hazırdır yani. Bir haftada çözer derken bunu ifade etti ama bir arada çıkmadı. Yani hükümet ve devlet için bir siyasi arada ortaya çıksaydı o zaman çözüm için her şey hazırdı yani. Fakat onun yerine biliyorsunuz daha sonra sınır ötesi operasyonlar derken süreç daha farklı yöne evrildi yani. Bize tebliğ edilmiyor. Gerçekten burada avukatlar da devre dışı bırakılmış. Neden? Çünkü şöyle korsanca yöntemler uygulanıyor. Kararlar, avukat yasağı, telefon yasağı, disiplin cezaları bize tebliğ edilmiyor. Avukatlar devre dışı bırakılmış. Korsanca bir yöntem belirlemişler. Oradaki mahpuslar üzerinde kesinleştiriyorlar. Ondan sonra bizim mesela süresi içerisinde yaptığımız başvuruları da bekletiyorlar. O korsanca kesinleşme bittikten sonra işleme koyuyorlar ve bize verilen cevap, bizim bütün başvurulara verilen cevap, işte ister avukat yasağı, telefon yasağı, ister şey, verilen cevap şu: işlem mahpuslar üzerinde kesinleştiğinden itirazlarınızın, taleplerinizin reddine. Yani orada avukatlar devre dışı bırakılmış, korsanca bir kesinleştiği şey süreci işletiliyor. O, mesela OYAP kayıtları kabul edilmiyor. Türkiye'nin her yerinde her avukat OYAP kaydı, bir vekili OYAP'tan takip edebilir. Ama İmralı'daki müvekkillerimizi biz OYAP'tan takip edemiyoruz. Çünkü OYAP kaydı taleplerimiz hep reddedildi. OYAP'tan takip edemiyoruz. Fiilen devre dışı bırakılıyoruz. Böyle bir hukuki, hukuk açısından devre dışı bırakılıyor. Avukatlarına erişemiyorlar yani. En önemlisi de 10 yıldır, 14, 13 yıldır, 2011. 1 Temmuz 2011'den 13 yıldır o 5 istinayı görüşme hariç avukatlarına ulaşamıyorlar. Yani erişemiyor. Avukat yardımından yararlanma hakkını kullanamıyorlar. Şimdi avukatın savunmanı olmadığı bir karar asla meşru değildir yani. Sakat bir karardır. Avukat yasaklanmaları şey. İçinde avukatın olmadığı, avukatın devre dışı bırakılarak verilen kararın hepsi zaten şeklen de meşru değildir. İçerik olarak da meşru değil çünkü içeriğinde yasalara dayanmıyor. Yani içerikte hep genel soyut güvenlik gereksinimine dayanır. Mesela avukat yasaklamalarının içeriği bize tebliğ edilmediği için bilmiyoruz ama bizim AİHM'de açtığımız davalara hükümetin verdiği yanıtlardan dolaylı olarak bazı bilgiler ediniyoruz. Güvenlik gerekçesi. Başka bir gerekçe yok yani. Soyut genel güvenlik gerekçesi. Ya ne olursa olsun, ister OHAL olsun, ister savaş hali olsun avukata erişim engellenemez. Cenevre Sözleşmesi'ne aslında baksınlar ya. Cenevre Sözleşmesi'nde bile avukata erişim engellenmemiş. Savaş halinde bile yani. Yani işte güvenlik şimdi böyle saçma şey olabilir mi? Dolayısıyla hiçbir maddi yasa temeli yok. O kadar açık ki bulan yasa dışılıklar bu kararların. Bir sefer tüm dünya mevzuatında, dünya ülkelerinde her yerde bir telefon yasal karar verebilmesi için bir telefon görüşmesinin yaptırılması lazım. Telefon görüşmesini yaptırıyorsa zaten kayıt altında telefon. Bütün cezaevine girip çıkan insanlar biliyor telefon açığında kayıtlıdır o telefon. Telefonu yaptırıyorsun. Telefonda bir bulgu ortaya çıkarsa da yasak getirebilirsin. Ama sen olmayan telefon görüşmeleri yasaklama getiriyorsun. Olmayan avukat görüşmeleri için de öyle. Avukat önce bir görüşme yaptırman lazım yani. Orada bir hukuka aykırı bulgu varsa onun üzerinde yani tutanağı bağlayıp yasak karar verebilirsin. Yani kendi yasal prosedürünü de uygulamıyor. Yasal usulünü de uygulamıyor. Yani hiçbir şekilde ne yasal ne anayasal ne uluslararası bir dayanağı olmayan politik bir karar. Kılıf uydurarak 6 ayda bir işte rutin, yenilenen, yapıştıracak ne avukat yasaklama kararlarıyla devam ettiriliyor. Avukat yasaklama kararlarının bizim AİHM'deki savunmalarla verdiği cevaplar da güvenlik gerekçesi, başka hiçbir gerekçe yok yani. Tek yanlı güvenlik mantığıyla bu uluslararası kararları, AİHM kararını, BM kararını, spitir, tavsiye raporlarını gereğini yani elini şey yapmıyor, yerine getirmiyor. Aslında tabii bu cesareti
Ve yine Avrupa'dan alıyor maalesef. Yani çünkü daha önce de açıklamıştı Erdoğan, yani demişti biz imralık konusunda Avrupa ile uzlaştık diye bir açıklaması da vardı 2011'lerde. Ki bir pratikte baktığımızda mesela Anayasa Mahkemesi önünde 60'ı aşkın başvurularımız var. Karar vermiyor, zamana yayılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2011'den beri açılmış bir dahil başvurularımız var. O da zamana yayılıyor. Bak 13 yıldır da karar vermemiş ahim. Bakanlar Komitesi önünde kararı var. Ahim kararı var. 18 Mart 2014 tarihli uygula. Bakanlar Komitesi en son Türkiye'ye bu kararı uygula, ceza indirimine git, mevzuatını değiştir. Onu da Türkiye verdiği yanıtlarda savunmaya devam ediyor. Ölünceye kadar infaz rejimi savunmaya devam ediyor. O da zamana yayıyor. O da zorlayıcı bir tedbir yaptırım aşamasına girmiyor. Hepsi zamana yayıyor. Ortak tutun zamana yayıyor. Tarzında yani zamana yayarak komplo o şekilde devam ettiriliyor yani. Hukuksuzluk o şekilde devam ettiriliyor. Birlikte devam ettiriyorlar. Yani birlikte bir uzlaşmanın olduğu arka planda ekonomik, diplomatik çıkarların esas alındığını, hukuk ve insan haklarının gündemden düşürüldüğünü söyleyebiliriz. Artık Avrupa devletleri dış politikanın eksenine insan haklarını koymuyorlar. Çıkarlarını koyuyorlar yani. Dolayısıyla öyle bir, yani burada tıraşı olan konu şu, Avrupa'da ahim kararı var, Bakanlar Komitesi disiplinasyonlar, BM kararları var. Yani hukuku uygulanması gerekirken bunu da uygulamıyorlar yani. Bunu bile pazarlık konusu yapıyorlar yani kendi aralarında. Düşünebiliyor musunuz? Yani hukuk artık araçsallaşmış yani. Hukuka göre devlet değil, hukukun üstünü diye bir şey kalmamış yani. Üstünün hukukuna geçilmiş yani. Böyle bir dönem yaşıyoruz yani. Çünkü herkesin göz önünde korsanca kaçılarak İmralı işkence sisteminin altına alındı, tecrit ve işkence sisteminin. Yani onlar da bu sistem ortaktırlar. Evet. Bu hukuksuzluk zinciri orada başladı demek istiyorum. Komplo'la, İmralı sistemin temeli hukuksuzluğa dayalıdır, komploya dayalıdır. Yani uluslararası korsanca kaçırmadır. Herkesin göz önünde gerçekleşen bir korsanca kaçırmaydı. İmralı yargılamaları göstermelikti yani. Biliyoruz zaten o dönem İmralı yargılamaların linç ortamında nasıl gerçekleştiğini herkes biliyor. Adil olmayan bir yargılama oldu, herkes biliyordu. Mesela adil yargılamanın ötesinde korsanca kaçırma söz konusuydu ki Avrupa insan maalesef ayımdan beklentimiz bu korsanca kaçırma. Herkesin göz önünden gerçekleşen bu korsanca kaçırmayı görerek bir hüküm tesis etmesiydi. Ama çok ilginçtir. Ayım geleneksel çizgisini dışına çıkarak o komployu onaladı. Yani ayımın geleneksel çizgisi nedir? Bireysel devletlere karşı biri haklarını savunan bir çizgidir. İnsan haklarını savunan bir çizgidir devletlere karşı. Devletler örgüt organize yapılardır. Yani insanı savunmak lazım. Ama Öcalan olayında tam tersi oldu. Hukuka göre devlet değil, devletlere göre hukuk çizgisine kaydı. Ve aynen 2013 Mart 2003 kararında da 2005 Mayıs kararında da özü şudur. Yani diyor ki Sayın Öcalan tüm dünya devletlerinin tehdit eden tehlikeli bir kişidir. Tehlikeli kişiler zımni anlaşmalarla, gizli anlaşmalarla, örtülü anlaşmalarla kaçırılabilir. Kararını verdi yani. Ayım bu korsanca kaçırmanın önünü ayım açtı. İşkenceyi Önleme Komitesi'nin sözleşmesinin ona ikinci maddesi var. Yani Google'dan gitseniz bulursunuz. O da diyor ki devletler SPİT'in tavsiyelerini yerine getirmiyorlarsa SPİT'i devletlere rızasına başvurmadan, onayına başvurmadan prosedürü başlatabilir yani. Kendi izleme prosedürünü, insan hakları teşhir ve ilan etme prosedürünü, ilgili devleti teşhir etme uluslararası ilan etme prosedürünü şeylerini devreye koyabilir ve ilgili devletin rızasını beklemeden raporunu açıklayabilir. 2022'de geldi ziyaret eder mi? 2000, evet, 2000. Kaç yıl oldu? 2 yıl geçti. Neredeyse raporunu da açıklamadı. Yani niye açıklamıyoruz? Bunun bir mantığı yok. Çünkü senin tavsiyelerini yerine getirmiyor. Yani sen dedin ki disiplin cezaları kabul edemez dedin. Türkiye disiplin cezalarını vermeye devam ediyor. Avukat yasaları keyfidir diyorsun. Türkiye avukat yasaklarını sürdürmeye devam ediyor. Değil mi? Sen tavsiyelerini hiç umursamıyor. Sen bu gerçeklik ortadayken sen hala Türkiye'nin rızası olmadan raporumu açıklamam demen aslında zımni bir uzlaşmanın olduğunu, politik bir, senin de politik bir yaklaşım içinde, SPİT'in de politik bir yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor. Politik yaklaşım içinde değilsen o zaman Azerbaycan uyguladığın, son şeylerde uyguladığın ona iki prosedürünü Öcalan'a da uygula. Ki biliyoruz SPİT'i de zaten bu uluslararası komplonun içerisinde olan güçler, aktörler. Razan'ın aktörleridir, taraflarıdır aynı zamanda. Komplonun tarafları aynı zamanda İmralı sistemin taraflarıdır. Sayın Öcalan İmralı'ya getirildiğinde ilk günü SPİT yetkilisi kendisini karşılıyor zaten.
O cezada kalacaksın, biz gereklerini yapacağız. Yani bu sistemi beraber kurdular. Beraber yürütüyorlar. Yani zamana yayma dediğimiz işte beraber yürütüyorsunuz. Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Sipiti senin raporunu açıklamaman, böyle rıza şeyine bağlaman, oyalaman Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Ahim senin zamana yayman, karar vermemen Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Bakanlar Komitesi senin zamana yayman Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Yani tamam açık bir şey yok. Ama dolaylı mevcut duruşlar, yaklaşımlar zimli bir anlaşmanın olduğunu gösteriyor. Zaten Erdoğan açık söyledi 2011'de dedi ki İmralı'yla anlaştık. Avrupa'yla anlaştık İmralı konusunda. Yani. Ne olsun yani birlikte yapıyorlar, yürütüyorlar. İşte bizi üzen gerçekten beklediğimiz spiciden kendi hukukunu uygulasın. Yani 18'e 10'a 2 madde prosedürünü uygulasın. Yani görevini yapsın yani. Çok şey beklemiyoruz ama görevini yap diyoruz. Bu Avrupa devletlerine de istiyoruz ki hukuku uygulayın. Yani diplomatik çıkarlarınıza kurban etmeyin insan haklarını, hukuku, diplomatik çıkarlarınıza kurban etmeyin. Uygulamadığınız, başkasına uygulamadığınız hukuk yarın size hukuksuzluk olarak döner. Yani bunu bu böyledir. Yani başkasına tanımadığın hukuk sana da hukuksuzluk olarak döner yani. Yapmayın bunu yani. Hukuk herkes için geçerli. Herkese uygulaması gereken evrensel normlardır yani. Ayrı çifte standart yapmayın. Yani Azerbaycan'da uyguladığın prosedürü, İmralı 10 defa bu prosedürü hak etmiş. Yani gerektiriyor, yani koşulları, objektif durumu 10 defa bu prosedürü uygulamasını gerektiren bir durum söz konusu, işkence hali söz konusu. Sen burada bu prosedürü uygulamıyorsun İmralı'da. Azerbaycan'da da evet doğru, orada da işkence hali ama burada süren 10 yıldan beri, hatta 20 yıl, 5 yıldır süren bir işkence hali var. Yani biz hukuk mücadelemiz elbette devam edecek. Aldığımız kararlar var, kazanımlar var, BM kararı var, AYM kararı var, SPİT tavsiye raporları var vesaire. Devam ediyor mücadelemiz. Birleşmiş Milletler'de tedbir kararı aldırdık. 2022 Eylül 16, Eylül 13 Ocak'ta iki defa Birleşmiş Milletler Türk Hükümeti'ne dedi ki yani avukatlara erişim engellenemez. Komiteydi değil mi? Tabii. Evet. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Hiçbir şekilde engellenemez. Bunun yani yasal bir izahı yoktur. Avukatlara erişim engellenemez. Derhal kısıtlama olmaksızın avukata da görüşmelerini sağlaması gerekir dedi ya. Yani bu kadar net. 2013 raporu da zaten spiti politik bir karardır dedi avukat yasaklamaları. Görüşmeler yasaklaması. Yani hiçbir şekilde ne yasal ne anayasal ne uluslararası bir dayanağı olmayan politik bir karar. Kılıf uydurarak 6 ayda bir işte rutin yenilenen kopyala yapıştıracak ne avukat yasaklama kararlarıyla devam ettiriliyor. Avukat yasaklama kararlarının bizim AYM'deki, hükümetten AYM'deki savunmalarla verdiği cevaplar da güvenlik gerekçesi. Başka hiçbir gerekçe yok yani. Tek yanlı güvenlik mantığıyla bu uluslararası kararları, AYM kararını, BM kararını, SPİT tavsiye raporlarını gereğini yani elini şey yapmıyor, yerine getirmiyor. Aslında tabii bu cesareti de yine Avrupa'dan alıyor maalesef. Yani çünkü daha önce de açıklamıştı Erdoğan yani demişti biz İmralı konusunda Avrupa ile uzlaştık diye bir açıklaması da vardır ki bu yerlerde. Ki bir pratikte baktığımızda mesela Anayasa Mahkemesi önünde 60'ı aşkın başvurularımız var. Karar vermiyor, zamana yayılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2011'den beri açılmış bir dahil başvurularımız var. O da zamana yayılıyor. Bak 13 yıldır da karar vermemiş AYM. Bakanlar Komitesi önünde kararı var, AYM kararı var 18 Mart 2014 tarihli uygula. Bakanlar Komitesi en son Türkiye'ye bu kararı uygula, ceza indirimine git, mevzuatını değiştir. Onu da Türkiye verdiği yanıtlarda savunmaya devam ediyor. Ölünceye kadar infaz rejimi savunmaya devam ediyor. O da zamana yayıyor, o da zorlayıcı bir tedbir yaptırım aşamasına girmiyor. Hepsi zamana yayıyor. Ortak tutum zamana yayılmış işte, tarzında yani zamana yayarak komplo o şekilde devam ettiriliyor yani. Hukuksuzluk o şekilde devam ettiriliyor. Birlikte devam ettiriyorlar. Yani birlikte bir uzlaşmanın olduğu arka planda ekonomik, diplomatik çıkarların esas alındığını, hukuk ve insan haklarının gündemden düşürüldüğünü söyleyebiliriz. Artık Avrupa devletleri dış politikalarının eksenine insan haklarını koymuyorlar. Çıkarlarını koyuyorlar yani. Dolayısıyla öyle yani burada tıraşı olan konu şu, ortada AYM kararı var, Bakanlar Komitesi, disiplinasyonlar, BM kararları var. Yani hukuku uygulanması gerekirken bunu da uygulamıyorlar yani. Bunu bile pazarlık konusu yapıyorlar yani kendi aralarında. Düşünebiliyor musunuz? Yani hukuk artık araçsallaşmış yani. Hukuka göre devlet değil, hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmamış yani. Üstünün hukukuna geçilmiş yani.
Böyle bir dönem yaşıyoruz ya. Evet, sadece avukat görüşmenin politik bir karar olduğunu söylemedi tavsiyeler. 2000 tavsiye raporunda mutlak tecrit kabul edilemez dedi. Yani paragraf 49 sanırım, 48'de 2020 raporunu kabul edilemez dedi. Disiplin cezaları aldatıcıdır dedi. Yani disiplin cezalarının da inandırıcı olmadığını. Yani tespitlerinde, raporlarında koyuyor her şeyi. Ama Türkiye bunun gereklerini yerine getirmiyor değil mi? Sizin tavsiyelerinizi. Mesela burada, mesela şunu demek, Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin sözleşmesinin ona ikinci maddesi var. Yani Google'dan gitseniz bulursunuz. O da diyor ki, devletler SPİT'in tavsiyelerini yerine getirmiyorlarsa, SPİT'i devletlere rızasına başvurmadan, onayına başvurmadan prosedürü başlatabilir yani. Kendi izleme prosedürünü, insan hakları teşhir ve ilan etme prosedürünü, ilgili devleti teşhir etme organizasyonuna ilan etme prosedürünü şeylerini devreye koyabilir ve ilgili devletin rızasını beklemeden raporunu açıklayabilir. 2022'de geldi ziyaret eder mi? 2000, evet, 2000. Kaç yıl oldu? 2 yıl geçti, neredeyse raporunu da açıklamadı. Yani niye açıklamıyoruz? Bunun bir mantığı yok. Çünkü senin tavsiyelerini yerine getirmiyor. Yani sen dedin ki, disiplin cezaları kabul edemez dedin. Türkiye disiplin cezalarını vermeye devam ediyor. Avukat yasaları keyfidir diyorsun. Türkiye avukat yasaklarını sürdürmeye devam ediyor değil mi? Sen tavsiyelerini hiç umursamıyor. Sen bu gerçeklik ortadayken sen hala Türkiye'nin rızası olmadan raporumu açıklamam demen aslında zımni bir uzlaşmanın olduğunu, politik bir, senin de politik bir yaklaşım içinde, SPİT'in de politik bir yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor. Politik yaklaşım içinde değilsen o zaman Azerbaycan'a uyguladığın, son şeylerde uyguladığın 12 prosedürünü Öcalan'a da uygula. Ya sen Öcalan'a uyguladın mı 12 prosedürünü? 2007'de uyguladı. 2007'de Sayın Öcalan'ın avukatlarla görüşmeler, o dönem şeyde zehirlenme iddiaları, içeride hücre cezaları vesaire, bir dizi keyfi uygulamalar olduğu bir dönemdi. O dönem SPİT'e mektup gönderdi Türk hükümetine. Dedi ki, tavsiyelerinizi yerine getirmezseniz prosedürü uygulayacağız dedi. Ondan sonra Türkiye görüşmeler başladı yani. Avukat görüşmeleri böyle düzene girdi yani. Yapabilirsin. O zaman sınırlı olsa Sayın Öcalan'dan haber alabiliyorduk yani. 45 günde bir, günde ayda bir de olsa bir görüşme oluyordu. Ama şu mutlak tecrit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 18 Mart 2014 kararında işkence sistemi olarak tanımladığı, tespit ettiği İbnali işkence sistemini, işkence hali, sözleşmenin 3. maddesi ilali devam ediyor. 14 2014 2010 yıldır aralıksız devam eden bir işkence hali. Başından beri, hatta karara göre başından beri devam eden, ölünceye kadar infaz rejiminin bir işkence hali olduğunu söyleyen bir karar var. Olağanüstü işkence hali var. Ve senin tavsiyelerin gereği yerine getirilmiyor. Sen hala rıza, yani bu biraz kandırmaca yani. Biraz iş perde arkasında politik, diplomatik ilişkilerin, zimni uzlaşmaların olduğunu bu yaklaşımdan çıkarabiliriz. Ki biliyoruz, SPİT'i de zaten bu uluslararası komplonun içerisinde olan güçler, aktörler, Ruslan'ın aktörleridir, taraflarıdır. Aynı zamanda komplonun tarafları, aynı zamanda İmralı sistemin taraflarıdır. Sayın Öcalan İmralı'ya getirildiğinde ilk günü SPİT yetkilisi kendisini karşılıyor zaten. Bu cezada kalacaksın, biz gereklerini yapacağız. Yani bu sistemi beraber kurdular, beraber yürütüyorlar. Yani zamana yayma dediğimiz, işte beraber yürütüyorsunuz. Türkiye'yi cesaretlendiriyor. SPİT'i senin raporunu açıklamaman, böyle rıza şeyine bağlaman, oyalaman Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Ahim, senin zamana yayman, karar vermemen Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Bakanlar Komitesi, senin zamana yayman Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Yani tamam, açık bir şey yok. Ama dolaylı mevcut duruşlar, yaklaşımlar zimli bir anlaşmanın olduğunu gösteriyor. Zaten Erdoğan açık söyledi 2011'de, dedi ki İmralı'yla anlaştık, Avrupa'yla anlaştık İmralı konusunda yani. Açık beyanat var yani. Yani daha tarihe bir not düşüyoruz. Türkiye uygulay uygulamaz bilmiyoruz yani. Türkiye'nin hukuk dışılığını tescil ediyoruz. Yaptınız mı yani? Yani yoksa tabii ki sonucu belirleyecek olan toplumsal mücadele, siyasal mücadele. Hak ve özgürlüklerine sahip çıkma mücadelesidir yani. Herkes için geçerli olan bir şeydir yani. Temel sorun hukuku uygulamaktır yani. Türkiye mevzuatını uluslararası hukuku uygulasın. Bile BM İnsan Hakları Sözleşmelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine uyarlasın, çekinceleri kaldırsın değil mi? Suriye uygulasın, çekinceleri kaldırsın, İran uygulasın, çözüm demektir ya. Hukuku uygulamaktır yani. Barışın da, refahın da yolu hukuku uygulamaktan geçiyor. Temel şeyin sorun haline geldi yani, hukuku uygulama. Analar da hukuku uygula diye çağırıyorlar. Yani işte gayet meşrudur yani. Hukuki, yasal hukuku uygulanması istiyoruz yani.
BM kararı uygulansın, SİPTİ tavsiye raporu uygulansın, avukat görüşmeleri derhal yaptırırsın, aile görüşmeleri önüne engeller kaldırırsın, keyfi disiplin cezalarını bunlara son verirsin yani. Bu hukuku uygulamak demektir. Bu hukuku hukuka uygulayan, hukuka bağlı, hukuku üstüne bazı saygın bir devlette geçiş demektir yani. Ya da bu korsanca yöntemlerle, korsanca hukuka karşı hilelerle, hukuku dolanmakla, istisna hukukunu kur haline getirmekle hukuk devleti olunamaz hukuk. Türkiye Cumhuriyeti istisna rejimle yönetiliyor. Temel sorunu hukuk, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının sağlanmasıdır. Yani barış böyle gelir, toplumsal huzur böyle gelir, istikrar böyle gelir yani. Sayın Öcalan'ın sözüyle zoru kaldır, hukuku uygula yani.